Ah be, bu yorgunluğu ancak rakı çıkarır. Sen de gel akşama, babanın yerinde iki tek atarız ha. Biz ev geçindiriyoruz aslanım, aldığımız boğazımıza zor yetişiyor. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Eyvallah. Hadi güle güle. Hadi eyvallah. Gene mi burada abdest alıyorsun? Allah Allah! Yeter be, bıktım artık! Döküntülerini topladığım sanki yetmiyormuş gibi, bir de her tarafı pisletiyorsun! Peki... Ne oldu yenge, niye bağırıyorsun? Sen karışma, banyo bana da lazım, bıktım artık! Bahçede alsın abdestini! Sen üzülme yavrum, bahçede de alırım abdestini, sen üzülme! Baba, bu soğukta dışarıda ne işin var? Yok be oğlum, ne soğuğu? 5 dakikada bir şey olmaz. Dök. Sen mi çıkardın onları dışarı? Ben çıkardım, ne olacak? Küçük bir ev zaten. Bıktım, anlıyor musun? Bıktım! Yine başlama! Aldığın bize yetmiyor. Bir de babanla kız kardeşim var. O benim babam be! O benim bacım! Sokağa mı atayım lan? Mazlum evladım, bizim için kavga etmeyin oğlum. Biz fazlayız. Gelin haklı. Siz karışmayın baba. Artık çekilir tarafı kalmadı bunun. Bana bak, akşama kadar yorulup bir de senin o asık suratını çekemem. Ne istiyorsan açık söyle. Biliyorsun ne istediğimi. Açık söyle, ne istiyorsun? Ben söyleyeyim abi. Bizi istemiyor. Öyle mi? Evet, öyle. Burası benim evim, benim! Tefeci babanın evi değil lan! Babama kurban olsan! Ben babamın evindeyken bunları giymiyordum! Ben baban gibi sigarayı, yağı, gazı el altından satarak haram para kazanmıyorum! Ter dökerek, ter! Yetti artık be! Baba! Vursana! Ne duruyorsun, vursana! Bıktım senden de, evinden de, sülalenden de! Kendine başka hizmetçi bul, anlıyor musun? Defol! Öyleyse defol! Ah! Baba, babacığım! Kavga etmeyin, ne olur! Gidiyorum, engel olma! Erkek, sen de arkamdan gelme! Anne! Anneciğim, kavga etmeyin, ne olur! Kavga etmeyin yavrularım! Mesele bitse, gideriz! Başımızı sokacak bir delik buluruz elbette! Kavga etmeyin! Babacığım! Babaların en güzeli! Kavga etme, ne olursun baba! Ne olur, hatırım için kavga etme! Beni seviyorsan! Ayşe, ne oldu? Babası geldi, götürdü.
geldi babam. Artık o senin baban değil, onu unut. Oo, unutmayacağım işte, o benim babam. Bir daha da böyle konuşma. Babacığım! Koçum benim! Babam! Oğlumu benden kimse ayıramaz, anlıyor musunuz hiç kimse? Oo! Onu götüremez! Onu ben bilirim! Ben babamla gideceğim! Ver çocuğumu bana! Çekil be! Al kızını, başına çal! Bir daha karşıma çıkarsan gebertirim seni! Bana bak bakkal efendi! Kızının yuvasını yıktın yetmiyormuş gibi... Şimdi de bu genci hapse mi attırmak istiyorsun? Yaşlı babası, kız kardeşi kimsesiz kalırsa eline ne geçecek senin söylesene? O zaman kızımdan elini çeksin. Kızın senin olsun, ben çocuğumu istiyorum. Hayır! Biz ona daha iyi bakarız. Oğluma ben bakarım. Belki çikolatalarla büyütemem ama haram lokma da yedirmem, anladınız mı? Verin oğlumu! Ne haliniz varsa görün! Mazlum, anlaşıldı. Bu işe mahkeme karar verecek. Ama mahkemeye kadar da oğlun annesinin yanında kalır. Kanunen bir şey diyemeyiz. Buralarda yaşamak bize haram artık baba. Bal dudaksız bu ev mezar olur bana. Müsaade edersen burayı terk edelim, İstanbul'a gidelim. Bir iş bulur çalışırım. Sen bilirsin evlat. Nasıl istersen öyle yap. Abi, Emine abla telefon etti, seni bu akşam bir saat erken bekliyor. Tamam canım.
Baba, bir iş bulup çalışsam diyorum. Hem abimin yükünü azaltırım. Zavallı. Bize bakabilmek için gece yarılarına kadar direksiyon sallıyor. Ama abin senin çalışmana razı olmaz. Niye baba? Çalışmak ayıp değil ki. Hem eve yardımcı olurum. Hem benim de bazı isteklerim var. Ben de herkes gibi güzel giyinmek, iyi yaşamak istiyorum. Hakkım değil mi? Tabii hakkın yavrum. Hakkın ama durumumuzu da biliyorsun. Biraz daha sabret. Her şey yoluna girer yavrum. Ne var? Şoförünü çağırdım. Gelsin. Buyurun efendim. Adın ne senin? Mazlum. Beni getirip götüreceksin. Fazla mazlum olma canım. Program bitince gelip çantamı alacaksın, tamam mı? Şunları al canım. Kimselere emanet edemem. Bir keresinde en güzel mücevherlerim Kim Vurdu'ya gitti. Ne o? Bir şey mi oldu? Ben bunları taşımaya mecbur muyum? Demokrasi var hayatım. Niye mecbur olasın? Senden evvelki şoför boşuna taşımadı. Bahşişim boldur da. Paraya ihtiyacın yoksa keyfin bilir. Hayatım sana feda olsun. Bütün servetimi ayaklarının altına seren. O güzel sesin, güzelliğin başımı döndürdü güzelim. Al bakayım. Güzelim, Allah seni yaratırken hiçbir şey esirgememiş. Yavrum, canım benim. Ne? İn ulan aşağı! Ne diyorsun sen? Sen pezevenk miyim ulan ha? Ya iteleme! Yürüyün! Allah Allah! Yürü ya! Oğlum! Tövbeler olsun yarabbi! Ne yaptığını zannediyorsun sen? Ben sizi kurtardığımı sanmıştım. Güleyim bari, beni kurtaracakmış. Sen kim oluyorsun be, beni kurtaracak? Milyonların var mı cüzdanında? Her gece çiçek yaptırıp gelebilir misin? Her gece en iyi masayı kapatıp viski açtırabilir misin? Adam bir aydır geliyor. Ben ona naz yapıyordum. Kesenin ağzını daha açtırmak için. Belki bir araba aldıracaktım. Ekmeğimle oynadın, anlıyor musun? Hadi bakalım beni eve bırak. Hadi bakalım Mazlum Efendi. Duruyorsun be, koysana şuraya.
Sen hala burada mısın? Şey... Ney? Efendim, yani şey... Ney? Ücretimi vermediniz. Ne mahcup şeysin sen? Sabahtan beri bunun için mi bekliyorsun? Söyleseydin ya. Bana verdiğin zararı unuttun, bir de para istiyorsun. Bir dakika. Al. Bacım saat kaç? Hala yatmadın mı? Yatmadım abi, seni bekledim. Belki açsındır. Sana bir yumurta kırayım. Abi. Ne var? Ben bir suç işledim. Benim bacım suç işlemez. Söyle bakalım, ne yaptın? Bugün tezgahtar arayan bir butiğe telefon ettim. Yarın görüşmeye çağırdılar. Ne? Çalışacak mısın? Ama neden? Ben çalışıyorum ya. Hem babamıza kim bakacak? Ne olur itiraz etme abi. İstanbul burası. Geçinmek kolay mı? Görüyorsun ki sıkıntı çekiyoruz. Hem babamı da razı ettim. Madem babam da müsaade etti, peki. Be mazlum, tesadüfe bak. Gerçekten büyük tesadüf. Uzun yıllar oldu görüşmeyeli. Bu hasretliğin tadını çıkarmadan bırakmam seni. Ama iş güç... Boş ver işi gücü. Bu dünyanın derdi bitmez aslanım. Her şeyi oluruna bırakmalısın. Hem bu karşılaşmayı kutlamamız lazım. Nasıl yani? Thank you.
gülen, şaka yapan mazlum değilsin artık. Gözlerinin ışığı gitmiş. Niye? Yok, belki yorgun. Ben seni tanırım be koçum. Biz kardeş sayılmaz mıydık? Bir derdin varsa söyle. Boş ver, keyfini bozma. Şimdi ayıp etsin. Söylemezsen gidersin beni. Hadi söyle. Çaresi olmadıktan sonra söylesek ne olur Hasan abi? Sen Çakır'ı tanımıyorsun daha. Dostlarımız var, gücümüz var. Söyle, derdin nedir? Oğlum, gözümde tutuyor. Anasıyla ayrıldık, vermek istemiyorum. Hepsi bu mu? En kısa zamanda oğluna kavuşacaksın. Hadi, iç şimdi. Nasıl? Her şeyin bir yolu vardır. Sen merak etme. Hadi, iç! Baba, işimden çok memnunum. Parası da iyi mi bari? Yeni giren birisi için iyi sayılır. Çok sevindim kızım. Allah daha iyi işler versin. Hiç merak etme baba. Göreceksin bak, çok yükseleceğim. Bir gün gelecek, büyük bir butik açacağım. Aman kızım, kendine dikkat et. Bu şehirde kimin ne olduğu belli değil. Sana bir zarar gelmesinden korkuyorum. Korkma baba. Her şey çok iyi olacak. İnşallah. Ben gitsem artık. Sen manyak mısın be? Herkes bana sahip olmak için para döküyor. Sense... Al şu içkini de otur şöyle. Anlat bakalım. Ben mi? Ne anlatayım? Yoksa beni beğenmiyor musun? Kız kim? Yeni işe başladı. Hadi hayırlısı. Ha, bir yemek çalışır. İki bin. Tamam abi. Bir dakika. Teşekkür ederim. Senin maksadın anlaşıldı delikanlı. Demek ki sen çocuğu satın almak istiyorsun. Babasına götüreceğim. Sen de somurtup durma be. Heh. Yabancıya mı gidiyor? Babasına gidiyor. Çocuğu vermek için çok para isterim ama. Anlaşırız. Tabii anlaşırız. İşin içinde para olduktan sonra niye anlaşmayalım delikanlı? Bugün öğle yemeğini dışarıda yiyelim. Sen git Sibel, ben istemiyorum, sağ ol. Darılırım ama,
Ben sana yakınlık gösteriyorum, sense. Ama Sibel... Temiz çocuklardır. Eskiden tanırım. Ayıp olur sonra. Alt tarafı bir yemek yiyeceğiz. Bir ziyaretçim var Mazlum abi. İçeride seni bekliyor. Baldudak. Oğlum. Baba. Kim getirdi seni? Hasan amca. Bak orada. Hadi, oğlunun yanına. Sağ ol. Hasan amca! Bak, unutma ha, bana söz vermiştin. Balık tutmaya götürecektin. Doğru eve gidiyoruz. Deden seni görünce nasıl sevinir kim bilir. Sen de onu özledin mi? Oo, öyle çok özledim ki bir bilsen. Koçum benim. Mazlum, evladım. Sen misin oğlum? Ben geldim dedeciğim. Baldudak. Dedeciğim. Ayşe halam da neredeyse gelir. Halamı da öyle özledim ki babacığım. Çocuklar, ben acıktım yahu. Sabret be dedeciğim birazcık. Bir köfte yapıyoruz ki parmaklarını yalayacaksın, yiyeceksin alimallah. Hadi görelim bakalım. Hey aslanım benim, aslanım. Hadi biraz çabuk olalım. Ben de ekmekleri keseyim dedim ama yapamadım ki. Bırak ben keserim baba. Koparırım canım. Ayşe nerede kaldı ki? Mesaiye kalmasın. Biraz daha bekleyelim, sonra ben gider bakarım. Ben de geleyim babacığım. Canıma değsin, çok yedim. Allah sana çok paralar versin babacığım. Sağ ol oğlum, afiyet olsun oğlum. Sen hiçbir şey yemedin mi baba? Çok acıkmıştın. Bilmem ki oğlum. Birden iştahım kesiliverdi. Canım yemek istemiyor. Ben gidip şu kıza bakayım. Ben de geliyorum babacığım. Sen dedenin yanında kal oğlum. Bari o yalnız kalmasın. Hadi koçum.
Ben de tabakları toplayayım bari dedeciğim. We'll be right back.
Alo? Ha evet. Söylediğiniz eşkalde bir kız bulunmuş. Nerede? Eyüp Sigorta Hastanesi'nde. Bacım, söyle seni kim bu hale getirdi? Yalvarırım söyle kim? Adı Leva. Arabya'da İncil'i görüyor. Merak etme oğul. Biz kendimize bakarız. Beni de merak etme babacığım. Baba, ben hem çalışır hem okurum. Ağlamıyorsun. Ağlamayacağım baba. Tam istediğin gibi olacağım. Hayatın içinde ezilerek büyüyeceğim. Baba, gerekirse seni bile tanımayacağım. Tamam mı? Tamam baba. Tamam mı? Oğlum. Thank you.
Dede! Dede! Yok bir şey evlat. Biraz kalbim sıkıştı da. Dedeciğim kımıldama. Seni eve götüreyim. Bir isteğin varsa söyle, çekinme. Biz seninle kardeşiz. Onun cezalandırılmasından başka bir isteğim yok. Ciğeri parçalanmış, ölmemiş. Çıkınca ilk işim onu gebertmek olacak. Boş ver. Beni dinlersen bazı hadiselerin üstüne gitmemekte yarar vardır. Bu zamanda kimin ne olduğu bilinmiyor. Şimdi önemli olan sensin. Zaten bir seneye kalmaz çıkarsın. Hafifletici sebeplerim var. Kader bu. Sen de kadere karşı koyma. Oldu bitti. Olayı kan davası haline getirme. Kardeşin iyileşip çıkmış. Davacı da olmamış. Onların cezasını Tanrı verir. Asıl beni düşündüren senin oğlun. Onu yanıma alıp yetiştireyim. Hayır. Onun kararı verildi. Hayatın içinde ezilerek büyüyecek. Ama daima dimdik kalacak. Ele güne muhtaç olmadan kendi yağıyla kavrulacak. Her şey için sana da teşekkürler. Halacığım, bak sana çikolata getirdim.
Ayşe kızım neredesin? Yoksa yatıyor musun hala? Dede bak! Ya. Burada bir mektup var. Affet beni baba. Sana ve ailemize layık bir kız olmaya çalıştım ama olamadım. Arkadaşlarımın kurbanı oldum. Benim yüzümden yuvamız da yıkıldı. Kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Ne yaptımsa cahilliğimden yaptım. Merhametinize sığınıyorum. Bağışlayın beni. Kızın Ayşe. İsmi neydi? Ayşe. Bir mektup bırakıp kaçmış evden. Yalvarırım komiser bey, kızımı bulun bana. Mazlum, ziyaretçin var. Ne istiyorsunuz? Şey... Ney? Belki hiçbir şeye ihtiyacın yok ama bunu getirdim yine de. Kendi ellerimle ördüm. Zahmet etmişsin güzel kadın. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Beni şaşırttın ama sevindirdin de. Sağ ol. Başka ne istenebilir ki? Tekrar gelmemi ister misin? Hayır. Bu beni üzmekten başka bir şeye yaramaz. Nereye dede? Karnım acıktı oğlum. Bir şeyler hazırlayacağım. Ben hazırlarım dedeciğim. Yo, sen dersini çalış, ben hazırlarım. Ay Allah. Dedeciğim. Kırdım. Ah dedeciğim, neden böyle yaptın? Sus. Ah be dedeciğim, ben hazırlardım. Sen niye acele ettin? Sen şunu ver bakayım, ver. Kim ki gecenin bu saatinde? Ben bakarım dedeciğim. Hadi. Merhaba. Kimi aradınız? Seni aradım güzel çocuk. Kimmiş bal dudak? Dede, güzel bir abla geldi. Ayşe abla mı dedin? Güzel bir abla. Abla. Ha? Merhaba. Müsaade ederseniz ben temizlerim. Sen kimsin kızım? Bir dost diyelim. Bir dost ha. Evet. Bizden ne istiyorsunuz? Adın ne senin? Babam bal dudak derdi bana. Artık herkes öyle diyor işte. Hem okuyup hem çalışıyorsun ha? Evet. İster misin artık hiç çalışma? Sadece okula git. Ben gelir ara sıra evinizi de temizlerim, yemeğinizi de yaparım. Ha ne dersin? İstemem. Sen bizi yardıma muhtaç mı sanıyordun? Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Beni yanlış anladın. Ben senin daha rahat okuman için söylemiştim. Babama sözüm var benim. Hem çalışıp hem okuyacağım. Hayatın içinde ezilmeyecek, ağlamayacağım. Yardım istemeyeceğim. Kimseye muhtaç olmayacağım. Baban seninle mutlaka iftar ediyordur. İyi şanslar bal dudak, hoşça kal. Hoşça kal amca. Güle güle kızım. Hasta mıdır nedir?
Boyayalım abiler, boyayalım. Boyayalım abiler, boyayalım. Boyayalım abiler, boyayalım. Baba, tam istediğin gibi olacak. Hayatın içinde ezilerek büyüyecek. Baba, gerekirse seni bile tanımayacak. Tamam amca. Hey amca! Paranın üstünü unuttun amca. Kalsın delikanlı. Biz kimseye muhtaç olmayalım diye ayakkabı boyuyoruz. Sadakaya ihtiyacımız yok. Al, hakkımı istiyorum. Aferin oğlum. Tam istediğim gibi olmuş. Aferin sana. Boyayalım abiler, boyayalım, boyayalım abiler, boyayalım, boyayalım abiler. Bal dudak. İmtihanı kazandın oğlum. Baba. Oğlum. Koçum. Babacığım. Yavrum benim. Hadi eve gidelim. Denen bizi görünce kim bilir nasıl sevinecek. Olmaz. Neden? Bu saatte işini bırakıp eve gidene sonra tembel derler baba. Tam iş saatinde eve gidilir mi? Sen git. Ben biraz daha para kazanayım, akşama gelirim. Koçum benim. Beni yokluğunda aratmadığın belli. Hayırlı işler. Sağ ol baba. Hoş geldin. Hoş bulduk baba. Nasılsın? İyiyim. Dur, hemen sana bir yemek hazırlayayım. Ya aç değilim baba, aç değilim. Olmaz, hazırlarım ben, hemen hazırlarım. Bal dudağı görme oğlum. Tam istediğin gibi oldu. Sanki büyük adam. Bir görsen. Gördüm baba, gördüm. Gördün mü? Evet babacığım, gördüm ve onunla iftihar ettim. Peki, seni tanıdı mı? Tanımaz olur mu? Ama o küçücük yüreğine taş bastı, bana belli etmedi. Yanımdan ayrılırken içinin kan ağladığını hissettim. Nasıl dik, nasıl da pervasız değil mi? Şu koca dünyaya bıraksan tek başına hükmedecek sanki. Biz de öyle olmasını istemiyor muyduk baba? İstiyorduk tabii. Zavallı yavrum sabah erkenden kalkıyor, çalışmaya gidiyor. Sonra okul dönüşünde bir de bana bakıyor. Allah daima ayakta dimdik tutsun. Ya biz ayakta nasıl duracağız baba? Ya biz? Kolay gelsin. Sağ ol. Çakır Hasan'ı arıyorum, ben arkadaşıyım. Hasan abi Avrupa'da. Hı. Eyvallah.
beni arzuladın mı? Seni anlamıyorum. Beni ziyarete geldin. Bana kazak getirdin. Bir şey söyleyeceğim. İnanmayacaksın. Elimle ördüm yıllar önce. Kim olduğunu bilmiyordum. Kısmet sanaymış. Seni anlamak güç. Seni anlamak daha da güç. Çocuğuna eziyet ediyorsun. Hayır. Evet. Ediyorsun. Kendi kompleksini kusuyorsun. Oğluma karışamazsın. Karışırım. Yalnızsın. O daha çocuk. Sevgiye ihtiyacı var. Sen sevgisiz büyümek nedir bilir misin? Herkesin sevgiye ihtiyacı vardır, herkesin. Hele bir çocuğun. Hele eti için herkesin peşinde koştuğu bir kadının. Sen dedin kız. Babacığım. Hoş bulduk. Çalışmaya başladın mı? Hı, bugün başladım. Soğan da kıracak mıyız baba? Soğan da kıracağız, et de pişireceğiz. Deden nerede? Bak dedem namaz kılıyor. Deden namazını bitirsin de hemen gidelim. Tamam babacığım, hemen gideriz. Beni affedin güzel çocuklarım. Bugün uyumak istiyor canım. Olmaz. Sen gitmezsen ben de gitmem dedeciğim. Burada kalayım. Sen benim yerime de eğlen ha.
İstanbul Büyükdere Caddesi'nde turistik bir otelde yapılan operasyon neticesinde ekiplerimiz 4 hayat kadınını ele geçirmiştir. Kadınlar kendilerine vesika verilmek üzere Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne sevk edilmişlerdir. Beni emretmişsiniz komiserim. Bak bakalım amca, bunların içinde senin kızın var mı? Amca kriz geçirdi. Sigorta hastanesine kaldırdılar. Dedeciğim, ne oldu sana? Baba, nasılsın, iyi misin? Mazlum, oğlum. Ayşe. Ayşe'yi buldum. Nerede? Polisler yakalamış. 3 kadınla birlikte karakolda gördüm. Boğaz'da Manolya Oteli'nde kalıyormuş. Baldudak, sen dedenin yanında kal. Benim biraz işim var. Gelip seni alacağım oğlum. Peki babacığım. Dedeciğim, seni çok seviyorum. Dedeciğim, sana sakın bir şey olmaz. Nerede? Yukarıda abla. Siz buyurun oturun, ben çağırayım. Ayşe? Yanılıyorsunuz beyefendi. Ben Zuhal'im. Kim Ayşe? Ayşe'sin be! Ayşe'sin işte! Ben Ayşe falan değilim. Zuhal'im ben. Anlıyor musun? Zuhal'im! O ne hal, söyle! Söyle be! Nasıl yaparsın bunu, nasıl? Bütün aileyi mahvettin! Babam senin yüzünden hastanelerde ölümle peşleşiyor! Yürü, eve gidiyoruz! Ne oluyor burada? Sen ha? Ay, ay yapma, ciğerim. Al, acıyor, yapma. Al. Hasan abi. O benim oğlum.
O benim oğlum. Sen de kan kardeşimsin. O da benim bacım. Sana bu işi kan davası haline getirme demiştim. Sonunda karşı karşıya geleceğimizi biliyorsun. Benim oğlum her şeyden kıymetlidir. Zaten ciğerinin biri yok. O kavgadan sonra yarım insan oldu. Artık kini bırak. Oğlum, sen kan kardeşimsin. Beni tercih yapmaya zorlama. Hadi, barış. Yazık oldu. Hepimiz.